Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnna Allaha la yestehyi en yedribe meselen ma ba'deten fe ma fevdaha fe emmel lezine amenu ve ya'lemuna ennehu'l hak ennehu'l hak min rabbihim وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Evet, kısacık bir meali. Yani Cenab-ı Hak kullarını irşat ve ikaz etmek üzere. Cenab-ı Hak kullarını irşat ve ikaz etmek üzere sivrisinek gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlukla misal getirmeyi kafirlerin keyfi için terk etmez. İmanı olanlar onun Rablarından hak olduğunu bilirler. Ama kafirler, Allah bu gibi hakir misallerden neyi irade etmiştir diyorlar. Allah onunla çoklarını dalalete atar ve çoklarından hidayete götürür. Fakat fasıklardan mağda, fasıklardan başka dalalete attığı yoktur. Fasıklar da ol adamlardır ki Allah'ın taatinden huruçla, Allah'a itaatten çıkmakla, misak-ı ezeliden sonra ahitlerini bozarlar. Ve Allah'ın akrabalar arasında veya müminler beyninde emrettiği hattı muvasalayı keserler, münasebeti keserler. Yeryüzünde işler ifsattır. Dünya ve ahirette zarar ve hüsrana maruz kalan ancak onlardır. Kısacık bir meali, bunu bir daha okuyorum. Bu İşaat-ı Cihaz'da Hükket-i İrciaziye kısmında okuduğumuz yer. Cenab-ı Hak kullarını irşat ve ikaz etmek üzere sivrisinek gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlukla misal getirmeyi kafirlerin keyfi için terk etmez. İmanı olanlar onun Rablarından hak olduğunu bilirler. Ama kafirler, Allah bu gibi hakir misallerden neyi irade etmiştir diyorlar. Allah onunla çoklarına dağıta atar ve çoklarında hidayete götürür. Fakat fasıklardan maada dağıta attığı yoktur. Fasıklar da günahkarlar. O adamlardır ki Allah'ın taatinden huruçla, Allah'a itaatten çıkmakla, ayrılmakla, misak-ı ezeliden sonra ahitlerini bozarlar. Allah'la anlaşmalarını tabir caizse bozarlar. Ve Allah'ın akrabalar arasında veya müminler beyninde arasında emretti, hattı muvasalayı keserler. Yeryüzünde işleri ifsattır. Dünya ve ahirette zarar ve hüsrana maruz kalan ancak onlardır. Bu ayetin de sair arkadaşları gibi mevzu bahis olacak vücuh-ı irtibatı ve cihat-ı nazmiyesi üçtür. Mahaza bununla beraber bu ayetin meali hem makabdine, yani hem önceki ayetlere, hem mabadine, hem sonraki ayetlere, hem Kur'an'ın tamamına bakıyor. Hem de Kur'an'ın tamamına bakıyor. Mabadine olan veç-i irtibatı. Evet, vaktaki Kur'an-ı Azimüşşan sonraki ayetlerle alakalı münasebeti nedir? Sinekten, ankebuttan misal getirdi Kur'an-ı Azimüşşan. Sinekten, ankebuttan, örümcekten misal getirdi. Karınca ile bal arısından bahsetti. Müşrikler, münafıklar, Yahudiler itiraz için fırsat bularak ahmakane dediler ki Allah azametiyle beraber böyle hassiz, hakir şeylerden bahsetmeye tenezzül eder mi? Halbuki ashab-ı kemal, kemal sahibi insanlar bu gibi kıymetsiz şeylerden bahsetmeye tenezzül etmezler, haya ederler. Kur'an-ı Kerim bu ayette ağızlarına vurarak kapattı.
Makablinin önceki ayetlerle münasebeti, cihet-i nazım ve irtibatı. Evet, Kur'an'ın ihtiva ettiği sıfat ve mezeyanın hiçbir kelamda, hiçbir kitapta, hiçbir şahısta bulunmadığı, sure başında ispat edildiği gibi. Bakara suresinin başını kastetti Kur'an'la alakalı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti de Kur'an'ın icazıyla ispat edildi. Kur'an'ın mucizeliğiyle de Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti ispat edildi. Kur'an'ın icazı dahi tahaddi ile, yani ne demek? Yani muhalifleri muaraza, mübareze meydana davet etmekle ispat edildi. Kur'an onları meydana muarazaya, Kur'an gibi, Kur'an'a benzer bir kitap, nazire ortaya koymakla onları muarazaya davet etti. Oradan onların aczi açığa çıktı. Kur'an'ın mucizeliği böylelikle ortaya çıkmış oldu. Mübareze meydana davet etmekle ispat edildi. Çünkü muarazaya yapılan davet sükut ile cevaplandırıldı. Sessiz kaldırılır. Böyle cihan şumul bir inkılabı söndürmek için yapılan davet üzerine mübareze meydanına gitmeyip sükut etmek elbette eseri acizdir. Acizliğin neticesidir. Muhtelif yerlerde hani o muaraza ile alakalı ayet-i kerimeler Üstad Hazretleri hülasa etmiş. Şuradan mesela bakın onu okuyalım. Kur'an onları nasıl muarazaya davet etti? Onlar da ona karşı sessiz kaldılar. Kur'an-ı Hakim 23 sene mütemadiyen damarlara dokunduracak ve inadı tahrik edecek bir tarzda meydan okudu ve der idi ki, şu Kur'an'ın Muhammed-i Emin gibi bir ümmiden nazirini, benzerini yapınız ve gösteriniz. Haydi bunu yapamıyorsunuz. O zat ümmi olmasın, gayet alim ve katip olsun. Haydi bunu da getiremiyorsunuz. Bir tek zat olmasın. Bütün alimleriniz, velileriniz toplansın. Birbirine yardım etsin. Hatta güvendiğiniz alihaleriniz size yardım etsin. İlahlarınız. Haydi bununla da yapamayacaksınız. Eskiden yazılmış beli eserlerden de istifade edin. Hatta gelecekleri de yardıma çağırıp Kur'an'ın nazirini gösteriniz, yapınız. Elimizde ne büyük bir kuvvet var yani. Kur'an bizim elimizde. Kur'an için Üstad Hazretleri bakın, vahiy meşhut tabirini kullanıyor. Vahiy meşhut, yani görünen vahiy demez yani. Mesela biz vahiy muhatap olduk mu? Yani o asırda yaşamadık değil mi? Yani o vahiyin gelişini, o hengameyi, o zamanı görmedik değil mi? Ama elimizde Kur'an. Vahiy bizim elimizde şimdi. Nasıl büyük bir delil bizim elimizde mevcut. Hani o zamana ait mahsus kalmış olsaydı, o zamana intikal etmemiş olsaydı, evet şüphe tereddüt hasıl olabilirdi. Ama şu an Kur'an elimizde tutuyoruz yani. Bunu görüyoruz yani. Vahiy ile temasımız var aslında bizim şimdi de. Nasıl büyük bir delil bizim için ya. Haydi bunu da yapamıyorsunuz. Kur'an'ın mecmuna olmasın da yalnız 10 suresinin nazirini getiriniz. Haydi 10 suresine mukabil hakiki doğru olarak bir nazire getiremiyorsunuz. Haydi hikayelerden, asılsız kıssalardan terkip ediniz. Yalnız nazmına ve belagatına nazire olsun getiriniz. Bazı muhakemesiz insanlar söylüyorlar ya hani görmediğime inanmam diyor insanlar. Görmediğime inanmam. Nasıl inkar edebilirsin ki? Hadi 10 suresine mukabil hakiki doğru olarak bir nazire getiremiyorsunuz. Hadi hikayelerden, asılsız kısalardan terkip ediniz. Yalnız nazmına ve belagatına nazire olsun getiriniz. Hadi bunu da yapamıyorsunuz. Bir tek suresinin nazirini, benzerini getiriniz. Haydi soru uzun olmasın, kısa bir süre olsun, nazirine getiriniz. Yoksa din, can, mal, iyalleriniz dünyada da ahirette de tehlikeye düşecektir. İşte 8 tabakada ilzam suretinde. Kur'an-ı Hakim 23 senede değil, belki
1300 seneden. Bütün ins ve cinne karşı o meydan okumuş ve okuyor. Halbuki evvelki zamanda o kafirler can, mal ve iyalini tehlikeye atıp ailelerini en dehşetli yol olan harp yolunu ihtiyar ederek en kolay ve en kısa olan muaraza yolunu terk ettiler. Demek muaraza yolu mümkün değildi. İşte hiçbir akıl, hususan o zamanda Cezüret-i Arap'taki adamlar, hususen Kureyşiler gibi zeki adamlar, bir tek edipleri, Kur'an'ın bir tek suresine nazire yapıp, Kur'an'ın hücumundan kurtulmasını temin ederek, kısa ve kolay yolu terk edip, can, mal, iyalini tehlikeye atıp, en müşkilatlı yola sülük eder mi? Elhasıl meşhur Cahız'ın dediği gibi, Cahız belagat imamlarından, Kur'an'ın nazmındaki belagatındaki mucizeliği izah eden büyük alimlerden, onun bir ifadesi, meşhur Cahız'ın dediği gibi, muharazay bil huruf mümkün olmadı, muharebey bil suyfa mecbur oldular. Harflerle muharaza, harfle yani kelimelerle muharaza mümkün olmadı, muharebey bil suyfa kılıçla harp etmeye mecbur oldular. Da bakın diyor ki en kat'i fazilet odur ki, en kat'i fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Düşmanların dahi tasdik ettiği bir fazilet, işte bu çok kuvvetli bir fazilettir yani. Onu bile kabul etmeye mecbur etmiş. El fadlu ma şehidet bihil ada, fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Onun Üstad Hazretleri bu Arabi bir ibare. Arkasında 1927 senesinde toparlanan bir kongredeki onların filozof Üstad Şebol'dan reisi olan bir nakil nakletmiş burada. Bernard Shaw'dan nakil nakletmiş. Kur'an'ın mucizeli alakalı kanaatlarını onlar ifade etmişler. Beşer kelamı olmadığını söylüyorlar. Yani düşmanları dahi bu mevzuyu tasdik ediyor. Prens Bismarck'ın mesela kanaatı da şu, bakın ne demiş o da. Muhammedilerin aleyhisselam Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitap Muhammed'in aleyhisselam zade tabi olduğunu iddia ediyorlarsa da, yani o yazdı diyorlarsa da, en mükemmel hatta en mütekamil bir dimağdan böyle harikanın zuhurunu iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder. Hakikate göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kabili telif değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mümtaz bir kuvvettir. Deskâh-ı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Sana muhasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir, o lahutidir, ilahidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin, şimdiki mevcut ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bütün ilimler batıl demek nasıl bir şeyse, Kur'an'ın ilahi olduğunu iddia etmek de onun gibi gülünçtür diyor. Bu adam da Müslüman değil. İçtimaiyatçı, sosyolog, işte devlet adamı, siyasetçi. O cihetiyle Kur'an'a bakmış. Kanunlar cihetine, beşerin idaresi cihetiyle bakmış. Mucize olduğunu, beşer kelamı olmadığını tasdik etmiş. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde kemali hürmetle eğilirim. Prens Bismarck. Yine önceki yerlerde bakın, eğer bulursak burayla alakalı, yani Kur'an'ın mucizeliği alakalı bu muarızasıyla alakalı bir yer vardı. Bunu anlamak bizim için önemli. Kur'an'ın mucize olduğu alemimizde bir kere daha tasdik olmuş oluyor. Ve Kur'an bizim elimizde. Kur'an gaybi bir kitap değil. Herkesin elinde.
Vahyi elinde tutuyor insan yani. Dolayısıyla esas olan o. Olur abi. Yeşil olur. Kur'an üzerine çok konuşuluyor da uygulamaya gelince bir orada da pratikle evler arasında ciddi bir makas var. Yok. Evet. Bu ayrı bir tarafı ama şurada bakın ne demiş. Sual, Kur'an'a bir nazır yapmak mümkünattan imiş. Fakat nasılsa yapılmamıştır. Böyle bir sual geldi. Yani mümkünattan ama nasılsa yapılmamış. Yani yapılabilirdi mi? Yapılmamış demek istiyor. Cevap, mümkünattan olmuş olsaydı damarlarına dokundurulanlar behemahal muarazayı arzu ederlerdi. Ve muaraza arzusunda bulunmuş olsaydılar muaraza yapacaklardı. Çünkü iptali dava için muaraza ihtiyaçları pek şiddet gibi. Muaraza etmiş olsaydılar gizli kalmazdı, tezahür ederdi, açığa çıkardı. Çünkü tezahürüne rağbet çok olduğu gibi esbab dahi çok iyi. Kafirler kendi zanlarınca İslamiyet'in aleyhinde buldukları en uzak delilleri bile öyle parlak reklam ediyorlar ki insan hayrette kalıyor. Böyle bir muaraza vaki olsa, muvaffak olsa bunun tarihlerde gizli kalması mümkün olmayacak bir hadiseydi. Çünkü tezahürüne rağbet çok olduğu gibi esbab dahi çok iyi. Tezahür etseydi alemde şöhret bulurdu. Şöhret bulmuş olsaydı Müseylime'nin hezeyanları gibi behamel tarihte bulunacaktı. Madem ki tarihte bulunmamıştır, demek yapılmamıştır. Madem yapılmamıştır, demek Kur'an mucizedir. Sual, Müseylime füsuha erbaptan olduğu halde, Müseylime-i Kezzab, yani bu yalancı peygamber, peygamberimiz hayattayken çıkıyor. Arap'ın da fasihlerinden, çok böyle beli insanlarından, füsuha Arap'tan olduğu halde sözleri niçin aleme maskara olmuştur? Cevap, çünkü onun sözleri 1000 derece fevkinde bulunan sözlere karşı mukabeleye çıktığından çirkin ve gülünç olmuştur. Evet, güzel bir adam Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile beraber güzellik imtihanına girerse elbette çirkin ve gülünç olur. Ne kadar güzel olursa olsun. Yusuf Aleyhisselam'la girdiği zaman müsabakaya elbette çirkin ve gülünç olacak. Evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvveti de Kur'an'ın icazıyla ispat edildi. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an hakim. Kur'an'ın icazı dahi taaddiyle yani muhalifleri muaraza, mübareze meydana davet etmekle ispat edildi. Çünkü muaraza yapılan davet sükut ile cevaplandırıldı. Böyle cihan şumul bir inkılabı söndürmek için yapılan davet üzerine mübareze meydana gitmeyip sükut etmek. O zaman müşrikler, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, sair dinlerin mensupları, mecusiler, ateşperestler hepsi düşmandı. Elbette eseri acizdir. Kur'an-ı Kerim'in bu ispatlarına karşı kafirler hap dolup ağızlarını açamadıkları gibi nabızları bile felce uğradı. Yalnız Kur'an, ne dediler bakın yani o zaman, dediler ki biz çare bulamıyoruz şöyle diyelim, sakın onu dinlemeyin. Gelenlere, daha Mekke'ye gelirken insanlar yolda karşılıyorlardı onları. Diyorlardı ki sakın Muhammed'i dinlemeyin. O sihir yapıyor.
Sizinle insanlar arasını bozuyor, sizi dininizden koparıyor, sizi işte soyunuzdan, ecdadınızdan koparıyor. Sakın onu dinlemeyin diyorlar. Sahabenin birisi, büyük sahabelerden bir tanesi anlatıyor. Aynı telkine maruz kalmış Mekke'ye gelmeden. Öyle korkutmuşlar ki onu. Diyor, kulağıma pamuk tıkadım diyor. Olur da duyarsam hani yoldan çıkarım diye. Sonra demiş ki kendi kendine. Demiş ya ben akıllı bir adamım. Niye ben kendime böyle yapıyorum ki? İşitirsem eğer onun sözlerini, bakarım eğer makulse, akli bir şeyse, güzel bir şeyse alırım, değilse reddederim. Niye kulağıma demiş şey tıkıyorum? Yani işitmemek için pamuk tıkıyorum. Pamuğu çıkarmış. Peygamberimize rast geliyor. Peygamberimizin sözlerini işitiyor, ayetleri işitiyor. Hemen iman ediyor. Yani nabızları bile felce uğradı. Onun karşısında aciz kaldılar. Onun için insanları korkutarak, ürküterek, işte engeller koyarak, maniler çıkararak Kur'an'la muhatap olmalarına engel olmaya çalıştılar. Şimdi yaptıkları gibi aynı. Benzerini bakın, benzerini şeytan İsa-Nur için yapıyor şimdi. Kur'an'ın elmas kılıncıyla insanlar arasına maniler, perdeler, engeller çıkartıyorlar. Neşrine engel olmak istiyorlar. Bu şeyde 15. sözün arkasında bakın. Şeytanla münazara kısmı en son ki son kısmıdır yani orası. Orada şöyle diyor. İşte şeytan, şimdi bir sözün daha varsa söyle. Şeytan der, bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar var, beni dinliyorlar. İnsan suretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar. Ve filozoflardan çok firavunlar var, filozoflardan. Enaniyetlerini okşayan meseleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin neşine set çekerler. Bunun için sana teslim ve silah etmem. Bunu yapıyorlar. İnsanlarla bu Kur'an hakikatleri arasına maniler, engeller koyuyorlar. Yalnız Kur'an her hususta haddi kemale bali olduğundan uzaktan uzağa bazı itiraz taşlarını atmışlardır. Her cümle. Kemeselin lezi stevgada nara ve evke saybin minessema gibi adi kıymetsiz misallerden Kur'an'ın getirdiği misaller, yüksek kelamların kemale yakışmaz bu gibi temsiller, beynen nas yapılan, yani insanlar arasında yapılan mükalemelere, konuşmalara benziyorlar diye muvalata ile halt etmişlerdi. İnsanları böyle kandırmaya çalışmışlar. Bunlar insanlar arasındaki konuşmalara benziyor. Hangi sözler abi? Kemeseli lezistefkada nara ve evke saybi minessema gibi adi kıymetsiz misallerden Kur'an'ın getirdiği temsiller. Anlamı ne yapar? Yüksek kelamların kemaline yakışmaz. Anlamını bilmiyorum. Sen biliyor musun? Münafıklardan bahseden ayetler değil mi bunlar? Münafıklardan bahseden ayetler. Bunlar insanlar arasındaki misaller gibi. İnsanlar da böyle misaller diyorlar. Konuşmalar zaten buna benziyorlar gibi. Uzaktan uzağa bazı itiraz taşlarını atmışlardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim onların o hatlarını bu ayetle başlarına vurmuştur. Yani onlar dediler ya, Kur'an-ı Kerim Allah yani o gibi misallerden neyi irade etmiştir? Allah'a yakışır mı bu misalleri getirmek dediler. Bu ayet onlara cevap olarak geldi şimdi. Yani Allah ama kafirler. Allah bu gibi hakir misallerden neyi irade etmiştir diyorlar. Allah onunla çoklarını dağıta atar ve çoklarını hidayete götürür. Cevap verdi şimdi onlara. Fakat ama kimleri dağıta götürür? Fakat fasıklardan mağda dağıta attığı yoktur. Fasıkları dağıta atar. Peki fasıklar kimler? Fasıklar da o adamlardır ki Allah'ın taatinden huruçla
misak-ı ezeliden sonra ahitlerini bozarlar. Allah'la bir nevi anlaşmalarını bozarlar. Arkadaş acele etme. Burada bir parça durmak icap eder. Onların pek vahi ve zayıf şüpheleri vardır. Bu şüpheler müteselsil bazı vehimlerden neşet etmiştir. O vehimler de bazı muhalatalardan, yani insan alemde karıştırıyor, tefrik edemiyor. Bazı muhalatalardan husule gelmişlerdir. Onların Kur'an'ın kemalini tenzil etmek için, Kur'an'ın kemalini düşürmek için, Kur'an'ın temsillerini, insanların temsillerine kıyas etmeleri, kıyası mal fariktir. Yanlış bir kıyas. Aralarında dünyalar kadar fark vardır. Onları muhalatayla bu kıyasa sevk eden noktalar. Cerbeze yapıyorlar, yani demagoji yapıyorlar. Bir, onlar her şeye meyluflarına baktıkları nazarla bakıyorlar. Kendi alışmış oldukları. İki, onlar insanın zihninin, fikrinin, lisanının, sem'inin, işitmesinin cüz'i olduklarını ve cüz'i olduklarından kasten ve bizzat kişiye beraber taalluk edemediklerini nazar almışlardır. Yani kendindeki eksikliği, kabahatı, kusuru Cenab-ı Hakk'a atfetmeye çalışıyorlar. Üç, himmetin yüksek ve alçak kısımlarını tefrik eden mikyasın iştigal ve ihtimamdan ibaret olduğunu düşünmüşlerdir. Ne demek? Yani yüksek şeylere ihtimam eden himmet yüksektir. Alçak işlerde iştigal edenin himmet alçaktır. Yani böyle basit misaller vermek haşa Allah'a yakışmaz gibi bir şüphe vermek istediler. 4. Kıymet ve azametin himmet nispetinde olduğunu zannetmişlerdir. Hatta küçük ve alçak bir şeyi yüksek ve büyük şahıslara isnat etmezler. Güya azim insanlar kıymeti olmayan şeylere tenezzül etmezler. Ve zayıf, küçük bir şey o büyük himmet ve azameti tahammül edemez. İşte o boş kafalılar bu noktalara istinaden Cenab-ı Hakk'ı da insanlara kıyas ederek diyorlar ki Allah celal ve azametiyle insanların konuştukları gibi nasıl insanlarla tekemmül etmeye tenezzül eder? Ve bu cüz'i ve hakir şeylerden nasıl bahseder? Azametine yakışır mı? Acaba o süfeha takımı, o beyinsiz, akılsız takım, Allah'ın iradesi, ilmi, kudreti gibi sair sıfatlarında külli, umumi, şamil, muhit olduklarını bilmezler mi? Ve yine bilmezler mi ki Cenab-ı Hakk'ın azametine mikyas, Allah'ın azametine mikyas, mecmu asarıdır, bütün eserleridir. Yalnız bir eser mikyas olamaz. Tek bir şeyle kıyas edilemez. Ve yine bilmezler mi ki Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mizan olacak kafi kelimatıdır ki, bütün kelimatıdır ki, eşyar kalem, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa, o kelimatı yazıp bitiremezler. Mesela şems, akıl, ihtiyar ve irade sahibi farz edilse, onlar dediler ya Allah böyle misalleri niye verir? İnsanlarla konuşmaya tenezzül eder mi? Şems, akıl, ihtiyar ve irade sahibi farz edilse, ziyasını bütün aleme neşrettiği bir sırada, pis, mülevves bir zerrede onun ziyasından istifade ettiği vakit, şemse karşı niçin bu pis, bu mülevves zerreyle meşgul oldu ve niçin ona ziyasını verdi diye itiraz edilebilir mi? At haşa, şemsin azametine bir nakise gelir mi? Yok. Binaenaleyh, gayet büyük olan bu alemi, büyük bir sanat ile ve büyük bir ihtimamla halk ettiği gibi, cevher-i fert ile tabir edilen zerre de onun desgah-ı kudretinden çıkan bir eseri sanatıdır. Çünkü o büyük kudretin nazarında cevair-i fert yani zerrelerle nucum-u seyyare yani gezici yıldızlar müsavidir. O büyük kudretin karşısında zerrelerle yıldızlar müsavidir. Zira o büyük Allah'ın kudreti, ilmi, iradesi, kelamı, zati sıfatlarıdır. Zat akdese lazımdırlar. Onlarda teceddüt yok. Onlar yenilenmez. Yani değişmez insan gibi. Artmaz, eksilmez. Ziyade ve nuksan olmaya kabiliyet yok. Tegayyürleri yok ki mertebeleri olsun. Mahaza bununla beraber
Aciz bu sıfatların zıttı olduğundan onların içine girip oturamaz. Binaenaleyh kudret-i ilahiyede zerre ile şems arasında fark yoktur. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamla konuştuğu gibi insanlarla da konuşuyor işte. Her bir insana da kalbinde, vicdanında yani onun mertebesine, makamına göre yine kelamı var. Cenab-ı Hak arıya bile vahyettik diyor biz. Arıya bile vahye mazhar oluyor yani. Mesela terazinin her iki gözünde iki güneş veya iki zerre bulunduğu farz edilse, aralarında müsavat ve muvazene bulunduğundan hariçten bir kuvvet bir gözüne basarsa öteki göz havaya kalkar. İşte o gözde zerre olsun, ister güneş olsun. O kuvvete göre farktır, yoktur. İkisi de bizdir. Kezalik bunun gibi mümkün olan bir şeyin tarafeyini yani vücut vademi, varlık ve yokluğu arasında terazinin gözleri gibi müsavat olduğundan, bir denklik olduğundan kudreti ezeli hangi tarafa basarsa aynı kuvvetle. Öteki taraf heba gibi havaya kalkar. Güneş, sinek, zerre. İsterse o terazinin bir kefesinde zerre olsun. İsterse sinek olsun, isterse güneş olsun. Aynı kudretle bu hususta hepsi de bizdir. Hülasa, zerre gibi küçük şeyler veya adi fiiller, basit fiiller. Halık'ın halkıyla vücuda geldikleri için onun daire-i ilminde dahil oldukları bedihidir. Yaratan o. Onun bilmemesi, ona bakmaması, irade etmemesi böyle bir şey düşünülemez ki. Zaten o yarattı. Bu itibarla onlardan bahsetmekte bilbedaha müşahat, münakaşa etmek yoktur. Kur'an-ı Kerim اَلَا يَعْلَمَنِ خَلَقَ اللّٰهُ خَلَقَ لَهُ الْلَطِيفُ الْخَب۪يرِ ayetine bu sıra işaret etmiştir. Yani halk eden Halik mahlukunu bilmez mi? Halk eden Halik mahlukunu bilmez mi? Bilmemesinin imkanı var mı? Öyleyse mahlukundan niçin bahsetmesin? Niçin mahlukuyla konuşmasın? Allah niçin onlardan misal vermesin? Niçin insanlarla konuşmasın? Böylelikle onların bu sualleri ne yapmış oldu? Cevap vermiş oldu. Hepsinden değil de biz bazı yerlerinden okuyacağız. Uzun bir mevzu çünkü burası. Her kim nefsinin emri altında mümkünata nazara alarak bakarsa şüphesiz vehimler onu havalandırır. Davatın bataklığına atar. Her kim nefsinin emri altında mümkünatı nazara alarak bakarsa, yani kendi nazarıyla, kendi tarafıyla, kendi eksiğiyle, kendi noksanıyla, kendi hevesiyle, kendi işte şerri isteyen veya işte Cenab-ı Hakk'a itaat etmeyen tarafıyla mevzuya bakarsa ne olur bakın? Şüphesiz vehimler onu havalandırır. Dalaletin bataklığına atar. Bu iki tayfe insanların mesele şöyle iki şahsın meseline benzer ki onlardan birisi yukarıya, diğeri aşağıya gider. Her ikisi de pek çok su arklarını görürler. Yukarıya giden şahıs doğru çeşmenin başına gider, suyun menbaını bulur, tatlı, temiz bir su olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teşavvüp edip dağılan şubelenmiş. Bütün arkların temiz ve tatlı olduklarına hükmeder. Ve hangi arka tesadüf ederse tatlı ve temiz olduğunda tereddüt etmez. Tereddüt eder mi? Kaynağını gördü çünkü. O kanallarda akan su da aynı kaynaktan gelmiş. Şimdi bu su her bir seferde tecrübe etmez şimdi insan. Kaynağını gördü. O kaynaktan teşavvüp etmiş yani şubelenmiş suların hepsinin oradan geldiğini bildiği için şimdi itimatla ne yapar? Tereddütle el atmaz. Bilir ki bu temiz bir sudur yani. İşte bu itibarla kendisine vehimler tasallut etmezler. Mesela derler ya mesela bu mesela Keban'dan geliyor diyorlar mesela bu su. Bizim mahallenin suyu diyorlar bana falan barajdan. Bu su iyidir diyorlar mesela. Nereden biliyor suyunu? O çeşmeden her bir akan suyun iyi olduğunu insan şimdi nereden biliyor? Menbaını biliyor. Bu barajdan geliyor. Buranın suyu iyidir diyor mesela. Bizim bölgenin, bizim mahallenin suyu iyidir. Niye? Çünkü kaynağı orasıdır diyor. Tereddüt etmez ki. Bunu bilmese ama insan ne yapar? Bilmese. Her muslukta akan su acaba tatlı mı değil mi? Sıhhatlı mı değil mi? Tereddüde düşebilir. İşte bu itibarla kendisine vehimler tasallut etmezler. Aşağı giden öteki şahıs ise arklara bakar,
suyun menbaını göremediğinden, menbaını görmediğinden her rast geldiği ak suyun tatlı olup olmadığını anlamak için delilleri, emareleri aramaya mecbur olur. Bundan dolayı vehimlere maruz kalır. Edna bir vehim o kafasızı yoldan çıkarır. Basit. Kendi çözemediği bir mevzudan bu sefer yoldan çıkabilir. Yahut o iki tayfenin misali ellerinde bir ayna bulunan iki şahsın misaline benzer ki birisi aynanın şeffaf yüzüne bakar, içinde kendisini gördüğü gibi çok şeyleri de görebilir. Öteki adam ise aynanın renkli yüzüne bakar, bir şey anlayamaz. Yani Kur'an'ın Allah'tan geldiğini bildiği zaman insan burada hikmeti, maslahatı, güzelliği görüyor. Onu reddedince bu sefer her bir ayeti kendisi kendince tahlil etmeye çalışıyor. Her bir ayet. Yani bu acaba mucize mi değil mi? Bu acaba Allah'ın kelamı değil mi? Kendisi için mevzu zorlaştırdı. Basit bir şey kendi aleminde görsen yoldan çıkabilirsin. Hülasa Allah'ın sununa, sanatına, ef'aline, kelamına, temsilatına, üsluplarına, inayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lazımdır. Bu bakış da ancak nuru imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkünat cihetinden cüz'i fikriyle müşteri nazarıyla bakarsa, yani acaba alsam mı almasam mı, acaba bu mucize mi değil mi, her bir seferde böyle tecrübe etse, Hazreti Peygamber'in aleyhisselam hallerini, tavırlarını, fiillerini, ahlakını, sözlerini her seferde böyle bir tahlilden geçirmeye çalışsa bir insan, o kadar çabuk yoldan çıkar ki bu adam. Nefsiyle değerlendirecek şimdi çünkü. Kendi zihniyle, düşüncesiyle, alışmış olduğu bir hayat tarzıyla, kendine öğretilenlerle, doğru olarak öğretilenlerle kendisine, onunla tahlil edecek şimdi mevzuyu, hemen yoldan çıkacak. Eğer mümkünat cihetinden cüz'i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi zayıf, küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesinden setreder. Ve emmellezine keferu, yani kafirler bu misallerden Cenab-ı Hak neyi irade etti diye soruyorlar. Bu cümlenin evvelki cümleyle cihet irtibatı, evet temsilat-ı Kur'an'ideki hikmeti fehmetmek için Allah canibinden nuru imanla bakmak lazım olduğuna evvelki cümlede işaret edilmiştir. Bu cümlede ise meşkür temsilattaki hikmetin adem-i fehmini intac eden, anlayamamalarına sebep olan ve aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden yol gösterilmiştir. Şöyle ki, alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklı gösteren küfür zulmetiyle temsilat-ı Kur'an'ıya bakan olursa, tabii o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır, vehimlere kapılır. Niye böyle? Niçin öyle? Niye bunu istedi? Böyle olur mu? Bu zamanda bu yaşanır mı? Bu eskide kalmış envai çeşit şeyler. Tabii o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Kalbindeki marazın yardımıyla, kalbinde de hastalık var, her vehim onun nazarında bir dev kesilir. Tariki hakkı kaybeder. Hak yolunu kaybeder. Tereddütlere maruz kalır. Sonra istifama, yani sorup sual etmeye başlar. Bu niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle? İçinden çıkamaz. Her suale de cevap bulamaz. En nihayet iş inkara dayanır. İnkarın içinde kalır. Kur'an-ı Kerim, bu Halit diyordu da, sizin de hocanız mı vardı Halit diyordun ya, adam bir sene düşünmüş. Bir sene düşünmüş adam. düşünmüş ki ondan sonra şöyle demiş. Bu din düşünmeyen insanlar için demiş. Öyle mi demişti, böyle miydi? Yani, düşünen insanlar için değil yani. Nasıl fasit bir düşünme şimdi. Nasıl yanlış bir düşünme şimdi. O adamın hali buradaki hal işte yani. Alçak nefis tarafından, yani
insan tarafından bakıyor, kendi canibinden bakıyor. Eksiğinden, kusurundan, noksanından, kabahatinden bakıyor mevzuya. Kendi zaaflarından bakıyor mevzuya. Allah'ı kendi zaaflarıyla değerlendiriyor. Allah'ın kelamını kendi yine his hevesiyle değerlendiriyor. Sonra onun yanlış olduğuna hükmediyor. Evet, bir şey diyecektim. Yani daha dengeli olmak için mesela Kur'an'daki işte düşünmez misiniz, sormaz mısınız? İşte Allah'ın yarattığına bakmaz mısınız? Yani orada da sanki böyle tam tersi böyle bir söyleyin yani daha teşvik eden ama daha dengeli çıktığından yani sanki siz kötü olan örnek veriyorsunuz değerlisiniz o anlamda. Yani olumlu bir tavırda olamaz mı? Yani aynı şekilde düşünüp sorgulayan. Çünkü modern hayatta yani Halit'in profesörü tek değil yani. Şimdi yani böyle dengeli bir yaklaşım da olmaz mı yani? Böyle tamamen işte bunlar ayetlerin mealleri neredeyse. Geniş mealleri bunlar. Yani ayetler burada dengeli değil denemez ki. Muhataplara göre hitap ediyor. Bu adamlar niye inkar ediyorlar? İnkarlarında bunların mazeretleri yok. Bu ayetler, kafirler itiraz ettiler. Niye itiraz etti bunlar? Adam itiraz ediyor. Diyor ki mesela din düşünmeyen insanlar için de. Nasıl akim bir kıyas yaptın şimdi? Nasıl yanlış bir kıyas yaptın sen? Bu adamın cevabı sorsa mesela sen niçin iman ettin farklı olur. Şöyle diyorsa bu adam, din düşünmeyen insanların onlara aittir diyorsa bunun cevabı farklı olur. Sen mi düşündün dünyada yalnızca? Senin mi aklın var dünyada yalnızca? Peygamberlerin, evliyaların, büyük insanların akılları yok muydu? Hepsinden akıllı sen miydin? Akılsız adam demek gerekir o adama. Muhataba göre cevap verilir. Kur'an elbette imana davet eder, teşvik eder. Ama sırtını dönüp de inkar edene karşı da kafasına da vuruyor işte bu ayetler. Kafasızlar diyor. Daha mesela şeyler var. Münafıkla alakalı ayetler var. Orada nasıl tabirler kullanıyor onlar için? Mahlukatın en esfeli, en aşağısı. Dinle muhatap olup da dini reddeden, kabul etmeyen adamlardır. Onlardan daha aşağı rezil mahluklar yoktur. Evet, biz insanları bilmeyiz. Bu adam iman ehli mi olur, küfür ehli mi olur? Ama bizim burada hücum ettiğimiz Ali, Veli, Hasan, Joseph, Hans, ne bileyim Michael değil. O sıfata hücum ediyoruz şimdi biz. O hale şimdi hücum ediyoruz. Biz ki bu hal Allah tarafından reddedilmiş, lanet edilmiş. Peygamber tarafından da lanet edilmiş. Onun için cehenneme gidiyor zaten bunlar. Mahlukatın en esfeli, en aşağısı oldukları için. Bütün kainat baştan sona Allah'ın ayetleriyle dolu. Bu adam diyor ki din düşünmeyen insanlar içindir. Allah Allah, nasıl düşündü şimdi bu adam bunu? Bu adamın cevabı evet. Sorsa şöyle, ya sen niye iman ediyorsun? Bana anlatır mısın? Farklıdır. Bak dersin, Allah'ın sanatları var her yerde. İsimleri, sıfatları her yerde gözüküyor. Ama karşına çıkıp diyor ki bu adam sana, sen aptalsın. Din senin için var işte. Aptallar için din vardır diyor. Benim gibi akıllı adamlar dini reddederler, dinsiz olurlar. Aa, bunun cevabı farklı olur şimdi. Alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklı gösteren küfür zulmetiyle. Yani biz biraz taraftar olacağız. Niye taraftar? Biz iman tarafındayız. Biz küfrün tarafında değiliz ki. Biz Hazreti Peygamber'in tarafındayız. Müşriklerin tarafında değiliz ki. Temsilat-ı Kur'an'a bakan olursa tabii o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Kalbindeki marazın yardımıyla her vehim onun nazarında bir dev kesilir. Tariki hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Sonra istifama, yani sorup sual etmeye başlar. Bu niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle? İçinden çıkamaz. En nihayet iş inkara dayanır. Adam biri geldi bize dedi ki, al kalktı mesela. Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile evliliğini itiraz ediyor. Ben böyle bir şeyi kabul etmem mi? Etmezsen etme. Yani ben seni ikna etmek zorunda değilim ki. Hazreti Peygamber fıtratın temsilcisi. O fıtrattaki, yaratılıştaki hakikati, esasatı temsil eder. Senin fasit anlayışına göre hareket etmeyecek tabii ki. Senin yanlış hayatına göre
yanlış alışkanlıklarına göre, şimdiki dünya hayatının getirdiği yanlış olan düstur prensiplere göre hareket etmeyecek ki o zat. Ben seni ikna etmek zorunda değilim. Sen Hazreti Peygamber'i tenkit edersen baş aşağı yuvarlanıp gidersin. İnkarın içinde kalır. Kur'an-ı Kerim iktisar ve kinayet tarıkıyla, ama niye adam öyle itiraz ediyor musunuz? Kalbinde hastalık, kalbindeki hastalık hariçte ona buna sevk ediyor. Cenab-ı Hak kafirleri böyle ayırıyor. Birazcık samimiyet varsa bir yerde tevhidden bahsedince bakıyorsun o sahaya sürenler kayboluyor yani. Yani nefis hep onları toparlıyor böyle. Ne var ne yok aklına gelen ne kadar şükür varsa. Yani dolayısıyla böyle 5-6 tane kuvar vardır. Yani genelde tevhidden bahsedince bakıyorsun. Şey yapıyor yani hesap sahibi. Nasıl tevhidden bahsedince çözülüyor mu olay, kötüye mi? Çözülüyor. Yani ana şey Cenab-ı Hakk'ı nefsin, enenin kabul etmesinde problem. Ama dine dair şimdi inkar edecek ya. İlk böyle göze çarpan hani 5-6 tane böyle popüler soru var. Hep onları böyle masanın üstüne getiriyor adam. Halbuki yani onu sen izah etsen bile çözülmüyor yani. Öyle bir şey yok çünkü esas mevzu o değil yani. O nefsin bahanelerin evinden böyle toparlayıp hani esas temel de işte nefsin enaniyetin hani Rabbini kabul etmemesi. Daha işte öteye giden de dediği gibi yani böyle mütehakkimane soru soruyor adam sana hani böyle üstten üst perdeden şey yapar gibi böyle hani. Kur'an-ı Kerim ihtisar ve kinayet tarıkıyla onların inkarını tazammun eden istifamlarına, yani Allah bu misallerden neyi irade etmiştir içinde inkar var yani. Yani bu Allah'ın kelamı olamaz manasına. Maza aradallah bihaza mesela cümlesiyle işaret etmiştir. Bu işaret içindir ki evvelki cümlede meskür olan ya'lemune'ye mutabakat için burada la ya'lemune'nin zikri lazım iken maza aradallah bihaza mesela denilmiştir. Yani Allah bu misallerden neyi irade etmiş dediler. Müdürle bihi kesiren ve ihdi bihi kesira. Allah bu misalle çoklarını dağıta atar, çoklarını da hidayete götürür. Yani sordular ya, cevap geldi şimdi. Allah bu misallerden neyi irade etmiştir? Söyledi. Çoklarını dağıta götürür, çoklarını da hidayete götürür. Bu cümle onların temsilatının sebebini, idliye gayesini anlamak üzere maaza ile yaptıkları istifama cevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim, usul ittihaz ettiği icaz ve ihtisara binaen, yani az şeyle çok şey anlatıyor, temsilatın akıbetini, yani temsilata tereddüp eden dalalet ve hidayet, bazıları dalalete düştüler bu temsilden sonra, bazılarında hidayeti arttı, ille-i gaye menzilesini de göstermiştir. Allah bu misalleri göstermekle maksadı hidayet ve dalaletti. Evet, dalalet ve hidayet temsilata illet olamaz. Eğer illet olsa cebir olur. Ancak temsilatın sebep ve ille-i gayesi cumhur-u avamı ikaz ve irşattır. İnsanları ikaz etmek ve irşad etmektir. Bu temsiller bunun içindir. Sanki onlar ne için böyle oldu? Ne için ircaz bedihi olmadı? Yani mucizelik niçin apaçık olmadı ki? Herkes Kur'an'ı görür görmez anlasaydı ki bu Allah'ın kelamı. Ne için Allah'ın kelamı olduğu zaruri olmadı? Ne için bu temsilat yüzünden vehimlere meydan verildi diye birçok sualleri ortaya çıkardılar. Kur'an-ı Kerim yudurli bihi kesiran ve yehdi bihi kesiran cümlesiyle çoklarını dağıta, çoklarını hidayete atar. Bu misallerle. O sual kümesini dağıttı şöyle ki, o temsilatı nuru iman ile tefekkür edenin nuru imanı inkişaf eder, kuvvet bulur. Küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da tenkitle bakarsa zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur. Çünkü nazaridir, bedihi değildir. Yani bakanlar adedince şimdi değişecek mevzu. Evet, bu temsilat temiz ve yüksek ruhları mülevves ve alçak ruhlardan tevfik içindir. Bu da yüksek istidatları neşvi nevalandırmakla, istidatları çoğaltmakla
geliştirmekle pis istidatlardan temiz içindir. Bu dahi sağlam fıtratları mücahede ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak içindir. Bunu da imtihan-ı beşer istizam ediyor. Bunu dahi sırrı teklif iktiza etmiştir. Teklif ise saadeti beşer içindir. Yani din geldi, işte teklif geldi. Bu da beşerin saadeti için. Saadet ise tekemmülden sonradır. Yani beşerin bu dünyadaki tekemmülünden sonra, küfür, iman mücadelesinden, mübarizesinden sonra da saadet gelecek. Sual, burada bir sual ama geliyor. Mukadder olan bir sual. Diyorsun ki teklif saadet içindir. Teklif saadet içindir. Halbuki ekser nasının şekavetine sebep, yani onların sıkıntıya düşmesine sebep tekliftir. Dün de denildi ya, çoklar iman etmezler. Teklif olmasaydı bu kadar tevafütü şekavette olmazdı. Cevap, Cenab-ı Hak verdiği cüz-i iftiyari ile ef'al-i iktidariye alemini, bu dünyada yaşamamızı kesbire teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi tercihlerimiz var. Yaşıyoruz, hayatımızı tanzim ediyoruz. Bize verilen cüz-i iradeyle bunun gibi. Ruhu beşerde vediye olarak ekilen gayri mütenahi tohumları sulamak ve neşvi nemalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. Cenab-ı Hak bize ruhumuza istidatlar, kabiliyetler koymuş, cihazlar koymuş. Bunların açılması, inkişafı da yine insanın iradesine bağlanmış. Şurada bir yer vardı, yani bulabilirsem bakın. Yani İşaret yazdı ama şurada bakın. Nevi beşerin dünyaya gönderilmesi daimi bir tavattun için değildir. Tavattun vatan yapmak demek. Yani insanlar bu dünyaya daimi kalmak için gönderilmemişler. Niçin? Ancak sermayesi olan istidat ve kabiliyetlerini tenmiye, yani onları nemalandırmak, çoğaltmak ve inkişaf ettirmek üzere ticaret için gelmiştir. Nevi beşerin dünyaya gönderilmesi daimi bir tavattun için değildir. Ancak sermayesi olan istidat ve kabiliyetlerini tenmiye ve inkişaf etmek ettirmek üzere ticaret için gelmiştir. Fakat münafıklar bu ticaretlerinde sermayelerini batırıp aleme rezil oldular. Ve bu ayetten evvelki ayetler, münafıklardan bahseden ayetler, oradan misaller veriyor yani. Evet, sanki Kur'an-ı Kerim onlara diyor ki, Cenab-ı Hak Resul mal olarak, sermaye olarak size uzun bir ömür vermiştir. Ve ruhlarınıza da kemalat istidadını bırakmıştır. Böyle bir kabiliyet bıraktı. Ve hidayet-i fıtriyenin çekirdeği de vicdanınızda dikilmiştir ki saadeti alasınız. Nasıl enteresan bir cümle söylüyor. Hidayet-i fıtriyenin çekirdeği de vicdanınızda dikilmiştir ki. Hidayet aslında fıtri olan şeydir. Yani Allah'ı tanımak, bilmek fıtratın iktizası neticesidir hakikatte yani. Hidayet-i fıtriyenin çekirdeğini de vicdanınızda dikmiştir ki saadeti alasınız. Halbuki ama insanlar şimdi onu verip başka bir şey alıyorlar bakın. Hidayet-i fıtriyenin yerine başka bir şey. Halbuki saadete bedel vezaiz-i faniye ve menafi-i dünyeviyi alıyorsunuz. Gayrimeşru kastediyor şimdi burada. Demek sui ihtiyarınız ile, kendi iradenizle dalalet mesleğini, hidayet mesleğini ihtiyar ve tercih etmekle, sui ihtiyarla, iradenizle dalalet mesleğini, hidayet mesleğini ihtiyar ve tercih etmekle hidayet-i fıtriyenizi ifsat ve Resul malınızı da, yani sermayenizi de zayi etmişsiniz. Ve mâ kânû muhtedîn, yani Resul mallarını zayi etmekle, Allah'ın fıtratlarına koyduğu o sermayeyi zayi etmekle hüsrana maruz kaldıkları gibi yollarını da kaybetmişlerdir. Bu cümlede surenin başındaki huden lil muttakîn, yani Kur'an elif lam mim zâlike kitâbü lâ raybe fî huden lil muttakîn. Kur'an hidayettir ama kimlere hidayet bakın burada? Muttakilere. Yani Allah'la anlaşmasını bozmayanlara. Yani
fıtrata muvafık hareket ederler. Cümlesinde gizli bir remiz vardır ki Kur'an-ı Kerim hidayeti vermemiş değildir. Hidayeti vermiş de bunlar kabul etmemişlerdir. Evet, o temsilatı nuru imanla tefekkür edenin nuru iman inkişaf eder, kuvvet bulur. Küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur. Çünkü nazaridir, bedihi değildir. Evet, bu temsilat temiz ve yüksek ruhları mülevves ve alçak ruhlardan tefrik içindir. Bu da yüksek istidatları neşv-i lemalandırmakla pis istidatlardan temiz içindir. Bu dahi sağlam fıtratları mücahede ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak içindir. Bunu da imtihan-ı beşer istizam ediyor. Bunu dahi sırrı teklif iktiza etmiştir. Teklif ise saadeti beşer içindir. Saadet ise tekemmülden sonradır. Şurada bakın yine güneşin ziyasını misal vermiş. Eğer bulabilirsem. Burada da çok güzel misal vermiş. Yani misaller veriyor ki böyle hani mevzu anlaşılsın, kolaylaşsın yani. Güneşin ziyasından mesela çekirdekler, çiçekler inkişaf ederler. Yani. Ama mesela bazı şeyler de ne yaparlar? Onun ziyasından çürümeye başlarlar. Aynı ziya bir şeyi geliştirir, tekemmül ettirir. Aynı ziya başka bir şeyin de çürümesine, kokuşmasına sebebiyet verir. Kur'an'ın ayetleri böyle gibi olmuş. Bazı fıtratlar inkişaf etti, açıldı, çekirdekler ağaç oldu. Bazıları da onlar da ufunetli oldu. Yani kokuştu, çürüdü, pis oldular. Şurada mesela Şurada mesela çokları davete attı, çokları hidayete götürdü diyor ya ayet-i kerime. Orada bir nükte söylemiş bakın. Okudunuz yani mı? Evet. Ha. Buldun mu orayı? O güneşin ziyasından bazı maddeler ufunet peyda ediyor. Güneş yağmurlu diye çiçekleri sağlayabilirler. Ha, orayı oku bak. Evet. Nebatata olursa terbiye tenmiye ettirirler. Evet, sonra. Biz şeyler isabet ederlerse kötüler ikaz ederler. Nebat ve ölülere bakarlarsa ufunet peyda ederler. Ya. Cezalik rahmet ve nimetle layık olmayı zar edip kıymetlerini bilmeyen mevkilere isabet ederlerse zahmete ve hikmete inkılap ederler. Yani aynı ayeti bir insan okuyor, iman artıyor. Aynı ayeti başkası okuyor, küfrü artıyor, itiraz artıyor. Aynı ayet. Yani aynı ziya birisini yeşertiyor, büyütüyor, diğerini çürütüyor. Şurada mesela çokluk, Ahmet Nazar'a verdi ya çokluk. Yani çoklarını dağıta atar, çoklarını hidayete götürür. Bu kesiren, yani çokluk manasını ifade ediyor. Evvelki kesirandan kemiyet ve adetçe çokluk irade edilmiştir. Yani çokluğuna dağıta atardan adet çokluğu, sayı çokluğu var. İkinci kesirandan, yani çokluğuna hidayete götürürden keyfiyet ve kıymetçe çokluk kastedilmiştir. Aynı zamanda Kur'an'ın nevi beşeri rahmet olduğunun sırrına işarettir. Niçin? Evet, insanların az bir kısmının fazilet ve hidayetlerini çok görmek ve göstermek, Kur'an'ın beşere karşı merhametli ve lütufkar olduğunu gösterir. Ve keza bir fazilet sahibi bin faziletsize mukabildir. Bu itibarla fazileti taşıyan az olsa da çok görünür. Ve ma yudulle bihi illel fasıkîn. Peki ama kimleri davete atar? Ayet hemen, gelen ayet onu söyledi. Fasıklardan başka davete atmaz. Peki onlar kimler? Onu söyleyecek şimdi. Evvelki cümlede mutlak ve müphem olarak zikredilen kesirandan, çoklara dalta atar dedi ya, acaba çoklar içinde ben de var mıyım?
Ya kimler bu çoktan içinde dahil? Bir şüphe, korku oldu. Hasıl olan vesveseleri, korkuları, tereddütleri bu cümleyle şöyle def etmiştir ki, dalalete gidenler fasıklardır. Dalaletlerin menşei de fısktır, günahlarıdır. Fıskın sebebi ise kisipleridir, kendi tercihleri. Suç onlarda olup Kur'an'da değildir. Dalaleti halk etmek ama halk eden Allah'tır. Yaptıklarının cezası içindir. Asıl bir şey, günahkar. Böyle devam ediyor. Daha çok güzel yerler var ama herhalde vaktimiz bu kadar yeterli. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.